Anladınız. Baştan mı başlayayım hocam yoksa? Yok yok, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ben parça parça da yayınlarım şeyde. Tamam. Dediğim gibi yazılım konusunda kendi açımdan cesaretlendiğimi ve artık bir şeyler yapabileceğimi ve bunu bırakmamam gerektiğini, yani bir öğrenci olarak da gerçekten tabii eksiklikler olsa da titiz yaklaştığımı düşünüyorum. Ciddi yaklaştığımı Evet. düşünüyorum. Herkes mutlaka kendi açısından ciddi yaklaşmıştır ama çünkü bir isteğim var ve bu isteği bir zaman önce bir yerde bıraktım. Şimdi devam etmek istiyorum bu yolculuğa, yazım yolculuğuna. O açıdan kitabınız şu anda elimde okuyorum. Belli bir yere kadar geldim. Aracım da içinde. Güzel ilerliyorum. Teknikler çok güzel verilmiş. Çok güzel anlattım. Dil çok harika bence. Dini de çok beğendim ben. Bu arada çok Teşekkür akıcı ederim. bir dil kullanmışsınız. Estağfurullah, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bunları diyebilirim şu anda. Diğer arkadaşlar da söylediler zaten Evet. çoğunu. Teşekkür ederim. Evet, Gülten Hanım, sıra sizde. Evet hocam. Hocam ben bu edebiyata karar verirken daha önce hiç birikimim yoktu. 3 yıl oldu. Ama sizi tanıdığıma çok sevindim. Çünkü edebiyatın terimleri ne olduğunu öğrendim. Ve bir kurmacanın nasıl olduğunu öğrendim. Bu bana çok şeyler kattı. Ve sizin özverinizi yani görüyorum bu özverilerini ve katılan konuklarınızla çok güzel bilgiler edindik hocam. Ve iyi ki de katılmışım. Arkadaşlarımızla tanıştığım için de çok seviniyorum. Bu kadar hocam. Valla Heyecanlandım hocam. bir şey söyleyeyim. Ben de çok memnun oldum. Böyle interaktif olarak, online olarak ilk kez böyle bir iş yapıyorum. Böyle bir deneyimi bana yaşatanlar da sizlersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben yazı yolculuğunuzun çok iyi bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Gerçekten hepinizde bir kumaş, yazı kumaşı var. Hatta bunun ben örneklere baktığımda daha da ilerlediğini ne şahit oldum. O beni mutlu etti. Hele son yazdıklarımızda öğrettiklerimizin değil mi? Böyle bir hoca öğrenci ilişkisi de olmasın aslında. Anlattıklarımın tamamının ya da büyük bir kısmının uygulandığını bu yazılarda gördüm, bu metinlerde, bu öykülerde gördüm. Bu beni gerçekten mutlu etti. Bundan sonra başarılı olacağınıza inanıyorum. İleride belki ileri yazarlık atölyesi kurarsak şayet orada orada devam ederiz. Sadece yazma konusuna eğiliriz. Sadece yazı. Yani hiç teknik bir şey anlatmadan, hiç üzerinde durmadan, evet, olay örgüsünün ne olduğunu kısaca verip hatırlatma babından. Sonra evet, ne çıkarttınız, ne yazdınız bir görelim, değerlendirelim gibi. Atölye, ileri yazarlık atölyesi bundan sonraki aşamada belki düşünülebilir. Aklımda var, bu plan var gerçekten. Öyle de devam ederiz. Metinler üzerinden yapılırsa belki çok daha faydalı olur. Yani metin eleştirisi yapmak çok önemli bir yaratıcı yazarın yazarlık yaşamının daha sağlıklı, daha dinamik ilerlemesi için. Ama şu anda bile ben gerçekten söylediklerimizin, anlattıklarımızın, sizin okuduklarınızın faydalı olduğunu gördüm. Söylediğim kitapların alınması, sizin onları okumanız, ben valla bunlar beni çok sevindirdi gerçekten. Demek ki bu işe gerçekten gönül vermişsiniz. İnşallah daha güzel noktalarda, daha çok okuru olan bir yazar olarak sizleri görürüm. Ben haklarınızı helal edin diyorum. Benden Selam olsun. yana.